Sevgili seyirciler, özel röportajımızda bugünkü konuğumuz Kardemir Karabük Spor Teknik Direktörü Igor Tudor. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle kendisine bu röportaj için. Türkiye'ye de hoş geldin diyelim. Nasıl gidiyor ilk günleri, ilk ayları diyeyim Türkiye'deki? In Turkey. It's going very well. I think her şey çok güzel gidiyor. Yaklaşık 2 ay oldu. Karabük'ten çok memnunuz. Memnunum ekibim adına da söylüyorum. Türkiye'de olmaktan dolayı, Türkiye futbolun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu an için her şey yolunda. Karabük'e geldiğini duyduğum ilk günden beri en çok merak ettiğim konulardan biri. Hajduk Split'te çalıştı, PAOK'ta çalıştı. Karabük tercihi nasıl gerçekleşti? Teklif nasıl geldi? Karar aşamasında neler yaşadı? Futbolda zaten çalışmak istiyordum. Futbolun içinde olmak istiyordum sürekli. Arkadaşım Antonio Seric, tanırsınız Antonio Seric. Beni aradı, Türkiye'de hocalık yapmak ister misin diye bir soru sordu bana. Ben de geldim, Sayın Başkanımızla oturduk, görüştük. İyi bir toplantı oldu, iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Neticesinde de burada işe başladım, çalışmaya başladım hoca olarak. Biraz önce ilk izlenimlerin iyi olduğunu söyledi ama Karabük şehri hakkında... Anlaşmasından önce herhangi bir fikri var mıydı? Karabük Spor hakkında bir bilgisi var mıydı? Karabük Spor. I knew it from Anthony description. Tabii buraya gelmeden önce Anthony Seric'le ve Tomic'le görüştüm. Biliyorsunuz ikisi de burada oynamışlar daha önce. Bana bahsettiler takımdan, şehirden bahsettiler. Benim zaten şöyle bir beklentim yok. Çok şahane bir şehirde yaşamak gibi beklentim de olmadı hiçbir zaman. Benim amacım futbola odaklanmak, takımın başarısına odaklanmak. Dolayısıyla buraya geldim. Gözüm kapalı olarak geldim. Karabük halkının futbolu çok sevdiğini biliyorum. Takımlarına destek olduklarını biliyorum. Bunları da duydum arkadaşlarımdan. Dolayısıyla buraya geldiğim için çok memnunum. İlk iki hafta geride kaldı. Galatasaray maçında belki beklentilerinin ve ortaya koydukları futbolun dışında bir yenilgiyle başladılar ama sonrasında Çaykur Rizespor karşısında alınan bir galibiyet var. İlk iki haftayı, takımın ilk iki haftaki performansını nasıl değerlendirecek? Tabii biliyorsunuz iyi bir başlangıç yaptık, bunu söyleyebiliriz. Yalnız en azından bunu daha önce de söylemiştim. Bir puan hak etmiştik Galatasaray karşısında ama futbolda geçmiş size bir şey kazandırmıyor. Hayatta da aynı şekilde. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz, onlara odaklanıyoruz. Amacımız her gün daha iyiye gitmek, takım her gün daha iyiye götürmek. Her hafta sonu oynadığımız maçlarda üzerine katarak daha iyi yerlere getirmek takımımızı, bunun üzerine de çalışıyoruz. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımlarla İstanbul'a deplasmana gelen takımlar biraz daha fazla sanki defansı düşünür bir futbol sergilerler ama biz Galatasaray Karabük Spor maçında bunun tamamen aksine bir futbol izledik Karabük Spor'dan. Sürekli baskı yapan, pres yapan bir futbol tarzı vardı. Beşiktaş maçında da şimdi 3. haftada Beşiktaş'ta oynayacaklar. Yine aynı futbol anlayışı devam edecek mi? But I think also Galatasaray against us controlled the game with possession. Galatasaray'a karşı aslında oyunu tam anlamıyla domine ettik diyemeyiz. Galatasaray oyunun kontrolünü daha çok elinde bulunduruyordu. Fakat biz daha çok fırsat yakaladık, gol fırsatı yakaladık. Bunları değerlendiremedik ama gol fırsatı yakalama anlamında domine ettik. Ama onun dışında Galatasaray'ın da oyun kontrolü, savunmada çok iyi işler yaptık. Galatasaray'a fırsat vermedik ve daha çok koştuk onlardan. Bu bizi biraz daha ön planda tuttu açıkçası. Beşiktaş maçıyla alakalı da bana göre ligin favori takımları şampiyonluk için. Şu an en iyi takım Beşiktaş. En iyi futbol oynayan takım da Beşiktaş. Çok iyi organize olabiliyorlar. Biz de dersimizi iyi çalıştık. Onlara karşı ne yapmamız gerektiklerine çalıştık. Göreceğiz ama söylediğim gibi tabii Beşiktaş benim şu an için favorim. Karabük Spor bu sezon yeni lige çıkmış bir takım. Birçok da transfer yaptı. Ama ilk iki haftaya baktığımızda oturmuş bir takım görüntüsü çizdi. Yani sanki oyuncular yıllardır birlikte oynuyor gibi bir izlenim var. Bunu bu kadar kısa sürede nasıl başardı? How did you achieve this? This is a daily work, eh? This is the point of the coach is to... Tabii bizim işimiz bu. İşimiz gereği takımı hazırlamamız gerekiyor maçlara. Ben sahada somut şeyler görmek istiyorum. Ben şöyle bir adam değilim. Takımı üç rengi ayırayım. Kendi aralarında futbol oynasınlar. Böyle bir anlayışım yok benim. Benim amacım takımı çok somut bir şekilde hazırlamak. Topa sahipken, top rakipteyken neler yapmamız gerektiğini bunları net bir şekilde ifade etmek. Dediğim gibi üç rengi ayırıp herkese ne istemediğimi söyleyebilirim ama ben bunu yapmıyorum. Çok net bir şekilde ifade etmem gerekiyor işim onlara. Because in the end the mentality is most important. Herhalde aynı şekilde, çünkü maçlarda da aynı
agresifliği kendisinden görüyoruz. Bir basketbol koçu gibi diyebiliriz aslında sağ kenarında. I'm a little bit like this. I like to transmit my energy on the team. To give little bit of aggressivity, you know. Ben kendi enerjimi oyunculara aktarmam gerekiyor, onlara geçirmem gerekiyor enerjimi. Bazen bunu abartıyor olabilirim, farkındayım bunun da. Ama benim tarzım bu. Yalnız şöyle de düşünüyorum, benim sağ kenarında o enerjim, çabam, o agresifliği onlara yansıtmam, onlara aslında dezavantajdan çok biraz daha avantaj sağlıyor gibi söyleyebilirim yani bunu. Zaman zaman hakemlerle de sıkıntı yaşıyor mu? Geçmiş dönemde böyle problemler oldu mu? Did you have any problem sıkıntı like yaşadı this mu bu I have few problems in Croatia football but tabii daha önceki dönemlerde birkaç sıkıntım olmuştu hakemlerle. Hırvatistan liginde özellikle hakemler biraz tuhaf diyebilirim. Dolayısıyla bir iki ceza almışlığım vardır. They are not correct and that's why they I always complain they punish me. Konu Hırvatistan Ligi'nden açılmışken Türkiye'deki şartları nasıl bulundu? Tabii hiç kuşkusuz hem Hırvatistan hem Yunanistan Ligi bakıldığında kalite olarak Türkiye Ligi'nden biraz daha geride gibi duruyor. Türkiye'deki şartları nasıl değerlendirecek? How are the conditions in Turkey? Very good. So I'm positive surprised with the beautiful stadium. Tabii buraya geldiğimde olumlu anlamda şaşırdığımı söyleyebilirim. Böyle beklemiyordum açıkçası. Tabii Hırvat Ligi'nden ve Yunanistan Ligi'nden oldukça üst seviyede bir lig. Türkiye Ligi. Takımlar da aynı şekilde. Hırvatistan Ligi'nde tamam belki bazı takımlar daha organize gibi görünebilirler ama oyuncular çok daha düşük kalitede Türkiye Ligi'ndeki oyunculardan. Ayrıca statlar da aynı şekilde çok daha düşük kalitede Türkiye'den. O yüzden şu an şartlar çok iyi benim için burada. Kadrosuna baktığımızda Balkanlardan 8 oyuncu görüyoruz. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani böyle özellikle bir tercih mi yoksa bildiği, tanıdığı oyunculardı o şekilde mi şekillenen bir kadro oldu? No, I never divide the players' nationality. Kesinlikle oyuncuları milletlerine, ülkelerine, renklerine göre ayırmayan birisiyim. Benim için iyi oyuncu, kötü oyuncu vardır. İyi oyunculu olduklarını düşündüklerimiz şu an buradalar. Biraz da oyunculuk dönemlerinden bahsetmek istiyordum, istiyorum. Geçmişte o futbolcuyken hiç Türkiye'den teklif aldı mı? Biz geçmişe şöyle bir döndüğümüzde o zaman basında sanki Galatasaray'la adı geçmiş gibi birçok haberler çıktı. Bunun doğruluğu nedir? Hiç futbolcu olarak Türkiye'ye gelişi gündeme geldi mi? What I remember and what told to me, I think it was no offer but... Teklif almadım Galatasaray'dan. İsmim böyle bir şeyle anılmadı. Yalnız şunu söyleyebilirim. Galatasaray'a karşı oynamıştık Juventus'tayken. Ben hayatımda böyle bir stadyum, böyle bir atmosfer görmedim. Bunu belirtebilirim. İnanılmaz bir maçtı ki maçtan sonra da bütün arkadaşlarımla oturup konuşmuştuk zaten atmosferi. Yine oyunculuğu döneminde Lippi, Ancelotti, Döşam gibi önemli isimlerle çalıştı. Onların kariyerine etkisi nasıldı? Onlardan örnek aldığı yönleri var mı? Teknik direktör olarak kendisine örnek aldığı bir isim var. Of course when you been coached by these great names. Tabii hocalardan ister istemez bazı şeyler alıyorsunuz. Yalnız ben biliyorsunuz Juventus'a 20 yaşındayken gittim. Çok genç yaşta katıldım aralarına. Bana Juventus'un hocalardan daha çok katkısı olmuştu. Çünkü 9 sene İtalya'da futbol oynadım. Çocukken oraya gittim. Genç bir insanken olgun bir şekilde Hırvatistan'a geri döndüm. Tabii Lippi, Ancelotti gibi hocalarla da çalıştım. Onların etkisi oluyor ama dediğim gibi çok ciddi bir kulüp Juventus. Çok etik olarak çalışıyorlar, işlerini yürütüyorlar. Onların man etkisi çok daha büyüktü. Peki örnek aldığı bir isim var mı? Daha doğrusu işte teknik direktör olmaya karar verdiğinde sağ kenarında çalıştığı olabilir, çalışmadığı olabilir. Duruşuyla, teknik bilgisiyle kendisine örnek aldığı bir isim var. After I finished the football career, I finished very early because of the injury. Futbol sürekli değişen bir yapıya sahip. Şimdi bugün oynanan futbol farklı, geçmişte oynanan futbol farklı, giderek değişiyor yapısı. Şimdi iyi hocalarla çalıştım. Benim için hocaların takımına istediği şeyi sahaya yansıttırabilmesi önemli. Yani somut şeyleri sahada görmek istiyorum ben. Guardiola çok iyi bir isim. Conte çok iyi bir hoca aynı şekilde. Ama kendime örnek olarak ya idol olarak aldığım bir hoca açıkçası yok diyebilirim. Çünkü dediğim gibi sürekli değişen bir yapıya sahip. Önemli olan sizin elinizdeki oyuncular da açıkçası. Oyuncularınız güzelse sahaya iyi şeyler yansıtabilirsiniz. İyi oyuncularsa yansıtabilirsiniz. O oyunculardan birinden bahsedin o zaman. Poco gerçekten ilk iki haftada Karabükspor'da dikkat çeken isimlerden biriydi. Poco ile ilgili neler söylemek ister? Açıkçası Türkiye'ye, Türk futboluna da renk kattığını düşünüyoruz biz.
Poku gerçekten çok iyi bir oyuncu. Dikkatleri üzerine çekti söylediğiniz gibi. Çok genç de bir oyuncu. Gelişime açık bir oyuncu. Futbol aklı çok üst düzeyde olan bir oyuncu. Dolayısıyla ben onun çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Kendini geliştireceğine inanıyorum. Karabük'te 3. teknik direktörlük dönemini yaşıyor. Burada hedefleri neler ve sezonun çok başındayız daha. Kardemir Karabük Spor taraftarlarına neler söylemek ister? Karabük'te hedef ne? Sezon sonunda kendisini nerede görmeyi, Karabük'ü nerede görmeyi hedefliyor? Yourself at the end of the season and Karabük Spor at the end of I don't like never to program nothing. Program yapmayı açıkçası sevmiyorum gelecekle alakalı. Futbol günlük bir şey, hayat da günlük bir şeydir. Ben şu anı değerlendiriyorum. Bugün iyiyiz, pazar günü iyi bir maç çıkaracağız. Bir sonraki pazar ne yapacağız? Onun önümüzdeki hafta bakıyoruz. Futbolda programlama yoktur benim için. Herhangi bir gelecekte şunu yapacağım vesaire diye. Ne kadar fedakarlık gösterirseniz, ne kadar çaba gösterirseniz sahada, o kadar başarılı olursunuz. Ben buna inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Kardemir Karabük Spor Teknik Direktörü Igor Tudor bugün özel röportajımızda konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka özel röportajda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.